Merhabalar, ben Köfte Üsküdar ve Kasanın 38. bölümüne hoş geldiniz. Bu arada en son şuradan bir şey kapatmam lazım. Tamamdır. Kasanın 38. bölümüne hoş geldiniz ve bu bölümde öncelikle elimdeki birkaç enchant kullanımı yapacağımı göstereceğim ve ardından şunlara neler bastığımı göstereceğim. Evet, şu pattern'da şu şekilde bunlardan koyarsanız Magical Wood elde ediyorsunuz. Extra Utilities'in. 3 farklı kullanımı var. Neyse. Bunda ne yapacağız? Bunu yapacağız. Filing Cabinet. Evet. Ve bana bir tane de storage cell ver. Teşekkürler. Tamamdır. Şimdi senin priority'in hemen bir şeye bakacağım. Evet, geldim ve buraya elimden geldiğince büyük bir sayı diyeyim. Tamamdır. Şimdi bu Advanced Filing Cabinet'in olayı şu: stacklenmeyen itemlar bunun içine girer. Mesela bu. Sen. Oh. Ve priority'si aşırı yüksek olduğu için doğal olarak ilk oraya gidecek ve bunlar muhtemelen, evet, teknik olarak stackleniyorlar. Neyse, sen bir gel, seni dönüştürelim. Tamamdır. Stacklenmeyen başka item. Başka item. Başka item. Sen ve sen de. Ranch stackleniyor mu? İlginç. Hall, sen de gel. Crowbarlar. Carpenter's Hammer. Sickle. Logit Matrix. Sen. 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 Bunun yanı sıra. Sen. Sen. Kısacası bu arkadaş stacklenmeyen itemları depolamak için çok güzel bir yöntem. Bayağı birebir yani. Özür dilerim. Bakalım başka stacklenmeyen item. Sen direkt defol git. Kapılar artık stackleniyor. Dolly. Backpackler. Kısacası bu arkadaş inventörümüzde bayağı güzel bir yer kazancı sağlıyor bize. Ve artık sen de stacklenmeyen bir şeysin. Sen de gel. Sen de gel. Evet. Böyle güzel bir temizlik yapıyoruz. Gerçi bu chestlerden yakında kurtulacağız ama özür dilerim. Ha. Sedal. Şimdi bunlarla idare edelim ve bu bölüm ilginç bir şey.
Yapacağız. Öksürüğüm konuşmama izin verirse eğer. Bu girmiyormuş. Şimdi bana bolca Emi Cable ver. 40. Ve Peer to Peer Tunnel. Neyi bulamıyorsun sen? Lanet. Neyse, o esnada ben diğer şeyleri bir halledeyim. Bunlar olurken buraya değil. Ha, buraya koydum. Farm block. Bu arada yaptığım başka bir şey değineceğim. Bu arada asansörün hakkında ufak bir detaya değinelim. Henüz alt kata girişini ayarlamadım. Onu ayarlayacağım. Aa, bu arada alt katı göstermeden önce şuranın duvarlarını da hallettim. Tavanı hala halletmedim. Zemini de hallettim. Onu göstermiş olabilirim daha önce. Ve valla! Ve valla! Bunlar nedir diye soracak olursanız, ne olduğuna birazdan değineceğim. 2 dakika. Sabredin. Evet, şimdi senin alanın kaçtı? Hemen bakıyorum. 5 blokmuş. Bu arada sen gir tekrar şuraya. Şimdi 1 2 1 2 3 4 5. Buradan da 1 2 3 1 2 3 4 5. Orta noktayı bir bulalım. Siktaç gel bir sen. Sen lazım olacaksın. Şurası simetrik değil. Ha, çünkü burası böyle. Evet. Şimdi simetrik olmadı gene. Buradan fazla kazdım. Alanı kazıp hemen geliyorum diyeceğim de bayağı bir kesin. Neyse. Bunun ne olduğuna değinelim. Bu bir multi farm. 3-3. Bu 3 olmayacak. Dur. Neyse, ben alanını kazıp geliyorum hemen. Evet, ve geri geldim. Şimdi gelip şunları 4'e 4 bir biçimde koyalım. Ama öncelikle seni şu aşağıdan bir yol açacağım. İnebilirsem. Ve sen gel. Bana ışık lazım. Şuraya, 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 şuraya da geçici bir şeyler koyalım. Şuraya da ilginç bir asansör yapacağım. Bu bölüm ya da bir sonraki bölüm. Almam gereken birkaç bir şey unuttum. Bu arada ilk olarak bunun ne olduğuna bir değineyim. Ha, bu arada Corin bitti. Corin'i kaldırdım. Bu arkadaş bunun yerine geçecek.
Bu galiba yine durmuş da olabilir. Ha yok. Ama az kalmış durmasına. Bunun yerine geçecek çok daha... Yani hem onu tamir etmekten bıktım hem de... Biraz daha hızlı bu arkadaş. Evet. Şimdi. Gel. Bakalım. Sandstone'lar. Chiseled Sandstone. Hala bunu bekliyor. Güzel. Ve bize bir şey lazım. Farm Value Block. Bunun için bir adet. Singer. Aslında kaç tane lazım? Bir. Kontrole ihtiyaç yok. Hatch. İki tane lazım. Beş. Sekiz. Tamamdır. Ters oldu. Sen biraz çalışmayı ver. Bunlar olurken ben size zırha neler koydum. İlk olarak kaskıma bakalım. Water Electrolyzer. Bir adet LV kapasitör istiyor. Basit yapımı. Ne işe yaradığını soracak olursanız suda nefes almanıza yarıyor. Ve buna da Diamond Plating koydum. Bacaklar. Kinetik jeneratör koydum ve son hızda kinetik jeneratörün olayı bunlarla yapılıyor bu arada. Çok güzel bir şey. Koştuğunuz sürece zırhınızı şarj ediyor ve bunun sayesinde lap bey'imi, jet bey'imi ve zırhımı şarj etmeme gerek kalmıyor. Bunun yanı sıra sprint assist hayvan gibi hızlı koşabilmemi sağlıyor. Ve jump assist. Bunu da göstereyim. Şöyle zıpl... Hatta jet bey'i çıkartayım. Lan. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı güzel zıplamamı sağlıyor ancak şu an zırh biraz ağır olduğu için çok fazla etki etmiyor. Bunun sıra şok absorber'ı göstermiştim. Ve advanced battery. Zırh kısmında bir şey yok. Sadece diamond plating. Ve elde bir adet lux kapasitör ve bir adet de leaf blower var. Bunun dışında şu grafter'ı bunu şunu yaptığımızda bunu Full Intensity'li belki eklerim. Tree Tip'e eklemeyeceğim. Ha bir de balta ekledim. Şu Leaf Blower'da neyi bir gösterelim. Elimizde bir adet Skill var. Evet. Şimdi cable'larımızı alalım. Bas. Bir adet export bas. Bir adet de import bas. Bunun yanı sıra bu ikisinde Precision'a upgrade etmemiz lazım. Bir adet önemli bir şey lazım. Ve bunun crafting'ini eklememişim. Level Emitter. Evet. Şimdi gidelim bakalım. Üst kata çık. Benim aşağı inmeme izin ver. Aa. Her şey o kadar. Bazen böyle salaklığım tutuyor.
Niye unuttum? O Tingirler'ı neden yapıyorduk biz? Şimdi hatch. Ne lazım? Trapdoor. İki tane hatch var. Valve. Bir tane valve ver. Ve gearbox. Bir tane de gearbox ver. Sonra sen gel. Şuraya geri bağlan. Şeyin ironları al ve buraya koy. Aa, bir de bize peer to peer tunnel. Bu lazım. Neler eksik? Sen eksiksin. Ve siz ikiniz eksiksiniz. Ve ardından... Evet, wooden pipe ver. Şimdi şurada bir adet Emi Network hattımız olması lazım. Yukarıda vardı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu peer to peer tunnel'lar MJ'yi de aktarabiliyor. Öncelikle bunu ayarlamamız, MJ moduna ayarlamamız lazım, ardından da pipe'ı bağlamamız. Yani fasat burada. Ve voilà. Bir de bize ne lazım? Bus memory card. Hepsinde farklı bus memory card kullanacağım çünkü farklı olmasını istiyorum. Hadi. Bazı özel işler var, onlar için ayrı ayrı bus kart kullanacağım. Şimdi gel gelelim. Ah, bir şey daha unuttum. Hemen geliyorum. Evet, geri geldim. Unuttuğum şey neydi? Bu arkadaş suya ihtiyaç duyuyor. Ve suyu farm valide'den sağlayacağız. Ardından bu arada bunun değişik boyları var. Forestry Wiki'sinden görebilirsiniz. Ya da benim tanıtımdan görebilirsiniz. Ben orta boy yapıyorum. Evet. Şimdi Gearbox ve farm hatchler. Şu çizgiyi gördüğünüz gibi bu tamamlandı. Şimdi bu nelere ihtiyaç duyuyor? İlk olarak bir adet Precision Export Bus ve ona bağlı bir Level Emitter. Level Emitter'ın ne işe yaradığını birazdan göstereceğim. Ardından da bir adet Precision Export Bus ve sen Move ya da Craft modundasın. Ardından peer-to-peer tunnel'ımız. Ama peer-to-peer tunnel hakkında ufak bir detay unuttum. Hemen düzeltelim.
Ve ekstra bir pipe almam lazım. O zaman zaten yukarı çıkacaktım tekrar. Her zamanki gibi bir şeyler unutan beyin ben. Evet. Ve ardından şimdi şöyle koyalım. Tamam, bu güzel oldu. Yukarıdan MI kablo çekmeye başlarız. Ama önce almam gereken birkaç önemli şey. Bir. Fertilizer. İki. Oakwood. Üç. Dört. Üç, dört. Tamam, iğrençti, kabul ediyorum. Ama dur, dikkatinizi çekerim. Ben kabul ediyorum iğrenç olduğunu. Salih etmiyor. Neyse. Şimdi sen 4 ve fertilizer'ı aktar. Sen de sen olduğun gibi kal, ancak sinyalsiz aktive et. Aktive ol. Ve sen de ...4096, tamamdır. 4096 stone, daha doğrusu Oakwood olduğunda redstone sinyali ver. Evet. Bence gayet güzel. Ve geriye kalan iki şey var. Birincisi, gene pipe almayı unuttum. Her zamanki ben. İkincisi, zaten yukarıda azıcık bir işimiz var. Şimdi bana bir Golden Kinesis Pipe, ardından da şuradan bir aşağı iniş. Tamamdır. Ve oraya kadar döşenecek kablo. Ve %99,9 ihtimalle yetmeyecek. Ama şansımı deneyeceğim. Bence benim gibi bir dengesiz bu kadar uzağa döşeme yapar. Ve buraya bir adet interface bağlasam çok güzel olacak. Network'ün kablodan ibaret yalnız. Gel bakalım cable. Hadi 30 kablo daha ver. Okey. Şimdilik bu işimi görür. Umarım. Hadi bakalım. Ha, görür görür. Dert değil. Valla. Ve geri kalan tek eksik. Evet. MC'miz akıyor. Fertilizer'la 4'ün yerini değiştireceğim. Önce Fertilizer'lar aksın.
Ve yapmamız gereken önemli bir şey daha var. Farmland. Burayı doldurmak yani. Gördüğünüz gibi farmland'i doldurdukça buraya soil aktarıyor. Humus. Her neyse. Geçerli farmland landlerin listesi de gene Forestry'nin wikisinde var. Eğer unutmazsam linki de atarım bu videonun altına. Leaf modunda değil. Leaf Fucker, Big Boss Cursor Salih ile benim ufak bir esprimiz. Esprimiz değil de zamanda yaptığımız bir skill'in adı. Len. Hadi. Bu arada şu an tüm bunun farmland alanının maksimumunu döşüyorum. Tabii daha ufak yaparsanız daha efektif olur. Yani tam tüm alanı kullanmazsanız ancak why not dedim ve tüm alanı kullandım. Ve geriye kalan tek şey sapling. Bolca sapling. Yedi stack sapling. Gayet işimi görür. Ve birkaç dakika içinde mister gibi ekmeye başlayacak. Bu arada şu ışıklandırmayı da yakında değiştireceğim. Bu geçici bir çözüm. Hatta o geçici çözümeye devam etmeden bir yerine gelecek çözümü göstereyim. Ignite. Wrath Lamp. Pardon. Igniter değil. Igniter da bu şekilde yapılıyor. Bunun için bir adet timing blok lazım. Şu an pek çoğunuzun içini içine cız ettirecek bir şey yapacağım birazdan. Yemek yiyeceğim. Tabii bu değildi ama buralarda bir yerde benim TNT'm vardı. TNT, TNT, TNT. TNT. Ha tamam. Button yok. Bağ bir adet button ver. Teşekkürler. Sen git, sen git, sen git, sen git, sen git. Onları tamir ederim sonradan. Şimdi bana ne lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 adet diamond. Siz diamond bloğa bir dönüşün. Hadi canlarım, hadi yavrularım, hadi kuzularım. Hadi diamond blok verin bana. Hı, tamamdır. Ve tabii ki de tüm zemin basalt değil pardon. Black granite olduğu için yani tamamen blast resistance bir alan olduğu için patlamayı burada yapıyorum. Tabii ışıklar gidecek muhtemelen. Evet, diamond şartlarım hazır. Kaçınız korktu, itiraf edin. Dövmeyeceğim. İtiraf edin. Ah. Tamamdır.
Bu arada Smooth Granite ve Granite Brick. Granite Brick. Wood. Smooth Granite. Şimdi. Nether Brick lazım. Ve senin için yukarı çıkmam lazım. Gel. Ölüm arası şu katlar arası şeyi de döşeyim ben. Nether Rock. Gel. Wrath Igniter'ımız hazır ama siz olun sakın bununla bir şeye sağ tıklamayın. Bu intihar sebebidir. Tamam, 12 tane Wrath Igniter işimizi görür. Şimdi gelelim aşağıya. Lent kapana kısıldım. Neyse şimdi şu bölgenin tüm ışıklarını kaldıracağım. Diğer bir yandan da FED'yi açacağım. Ha, gerçi burada ufak bir avantajım var. Işık vermesem bile burada mob spawn olmaz çünkü Black Granite'in özelliği. Ama yine de ışık istiyorum. Karanlık olmasını istemiyorum buranın. Şimdi Wrath Igniter'ın alanı tam olarak ne kadardı? Onu hatırlamıyorum. Ona göre bir düzen düzenleyeceğim de şimdilik bir test yapıyoruz. Tamam, burası komple karanlık. Şimdi şu ortaya bir yere bunu koyarsam. Ha. Evet. Şu bir blok kenara koymam yetiyor. Tabii bu zibilyon kat kadar zor kırılan bir şey. O yüzden şöyle saçma bir şey yapacağım. Ha, lanet artık stacklenmiyormuş. Neden Angel Bloom yok? Neden? 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 Harbi neden? Kır babam kır. Kır babam kır. Zaman ne diyoruz? Lanet. Hayır, lanet demiyoruz. Bir saniye. Bir blok köşeye taş. Ha tamam. Güncelledin şimdi. Güzel. Şimdi sen kaç blok özelleştirilsin? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 blokluk kapsama alanı varmış. Buraya geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5,
Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sanırım burası. Bir, iki, beş, şuraya gelecektin. Evet. Revlampler böyle ilginç şeyler. Önceki sürümlerde biraz lag yapıyordu. O yüzden Fiti Köfte 1 dışında kullandığımı görmediniz ancak şu anki sürümde bayağı güzel toparlamışlar. Şimdi gel gelelim seni de kıralım. Kalp kırmaktan iyidir. İğrenç diyorum. Şimdi bu taraftaki tüm ışıkları sökelim. Hemen geliyorum. Evet, şimdilik imkanlar bu kadarına yetti. Geri kalanını ben bölüm arası hallederim. Ama bir buranın temiz görüntüsüne bakın, bir de buranın iğrenç görüntüsüne bakın. Hatta tam burası bölüm kapağımız. Evet. Ah. Size için teşekkürler. Kötesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler diyeceğim de önce 2 saniye bekleyin. Ya da gel gelelim. Şurada yapmamız gereken ufak bir şey var. Onu sizle birlikte yapalım. Bizim artık neye ihtiyacımız yok? Sana. Aslında Woodcutter bozulana kadar dursun. Ekstra odun göz çıkartmaz. Evet. Evet. Ekstra odun göz çıkartmaz. Unutmadan sana da bir soracağım. Great Jackal. Ha zaten yapmışız. Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köftenin günler. İyi eğlenceler.